Şok pozisyonunu anlatıyorum. Hasta yaralının bilinci açık fakat kendisinde şok belirtileri var. Şok belirtilerini kısaca hatırlarsak beti benzi atar, üşür, titrer, soğuk terler, bulantı olabilir, endişe ve huzursuzdur. Bilinci bulanıktır, saçma böyle konuşmalar yapabilir kişi. Dudak etrafında, göz etrafında morarmalar olabilir. Nabzı hızlanır, hızlı atar, hızlı nefes alır, tansiyonu düşer. Bu belirtileri ve benzer belirtileri gösteren kişilere biz şok pozisyonu vermek zorundayız. Yani beyne giden kan miktarını ve oksijen miktarını arttırmak zorundayız. Kişiyi sırt üstü düz bir şekilde yere yatıracağız, sert düz bir zemine. Ayaklarını yerden 30 santim kadar kaldırarak ve üzerini örtüyorum. Ayakları yerden 30 santim kalkık olduğu için ayaklardaki kan basıncı düşecek ve kişinin beynine daha fazla kan ve oksijen gitmesini sağlayıp bu şekilde de üstünü örterek üşümesini de engelleyeceğiz. 112 ambulans ekibi gelene kadar hasta yaralı bilincinin solunumunu yani ABD'sini kontrol ederek 112 ambulans ekibi geldikten sonra onlara teslim edeceğiz. Şok pozisyonumuz bu şekilde.